Selam sevgili YouTube. Bugün ikinci kez de <laughs> Dostlar, e, geçen haftalarda birlikte yapmış olduğumuz bir HTTP Vi Viper serimiz vardı. Yeniden başlatmıştım. Örnek kodlarını bir önceki seride yazmıştım aslında. Böyle basit bir template ve içerik. Şimdi buraya aslında benim Sinegolflow'da yapmış olduğum bir network manager'ın, burada biraz da örnek kodlarını da azladım buradan. Birazcık da oradan kopya çekeceğim, böyle yapacağım falan filan derken size bir Aslında bir network manager yapısını e, bir generic olarak birçok istekte, birçok yerde nasıl yapabileceğinizi anlatmak üzerine olacak. Buradaki derdimizle birlikte konuşacağız. Ama bizim ilk derdimiz arkadaşlar generic bir network manager katmanı yazıp bunu da Viper üzerinden nasıl kol birlikte yazacağız. Hadi bakalım bu içerik bakalım bir saatte bitecek mi? <laughs> Ay, vallahi bilemiyorum bu, bu işin yolu uzun buranın öyle duruyor ama elbet bir gün değil. Şimdi arkadaşlar hemen... Projemizin neresinde kalmadan önce bir start önce projeyi bir run edeyim abi. Yani bir projeyi selam demeden önce kardeşim bir run edelim. projeyi run edelim. Bir proje run olsun. Hemen bir dönelim bakalım nasıl oluyor. Ömer yayınlar şeyde çıkmıyor. Youtube'da canlı değil. Şimdi şuraya alalım. Dostlar Coding Sense'a geçtik bu arada. Coding Seans'ta bildiğiniz gibi sadece kod var. Sorular sonra. Bizim çakma moderatörler de kayboldu. Bir tek şey kaldı. En son burada böyle bir mükemmel bir ekran yapmışız sanki. <laughs> mükemmel ötesi bir ekran yapmışız burada. Gerçekten printleme, minitleme ile bağlamışız burayı. Güzel. Bunları zaten bir bakacağız burada. Burası niye böyle bir ilahi hale geldi bilmiyorum ama Elbet buralarda bir dokunuşlar, UI anlamında güncellemeler yaparız. Tamam. Şimdi sayın arkadaşlar şuraya geleyim. Şunu şuraya aldım. Burada böyle dediğim gibi ekrana çok takılmayın. UI olarak logikler ekleyeceğiz buraya. Bunu biraz daha şekilli yapacağım. Kartların falan yapacağız. Evet Memo geliyorsan Memo geliyorsan gel DC. Neredesin? Discord'dayım ben. DC live'a geçtim bak. Live'dayım. Tamam şuradan. 2'de de sen yayına kapatasın iki yaç. Oo seni toplantın bir tane kadar. Ha tamam moderatörler burada. Şimdi arkadaşlar bizim derdimiz şu en çok mesela network katmanı bir iOS projesi için en önemli kısmından bir tanesidir. Biz şimdi burada nasıl yazdık hatırlayalım. Bir tane home home interactor yazdık şurada. Dedik ki dostlar servisten biz bugüne kadar bir özet geçelim. Presenter yazdık. Presenter neydi hatırlarsanız. Ekranımızla haberleştirme katmanı yazdığımız yer. Ekranımızda haberleştirmeler yapıyoruz. Yani bu katman, bu katman aslında bizim bütün ekran logiklerimizi sağdan soldan alıp ekran haber veren kısmı olarak düşünebiliriz. Mesela ne yapmışım? Self.view'u reload etmişim. Self.view'a gittimişim. Indicator'ı şey yap vesaire. Burada hani ekranı haber veriyorum. Yani burası aslında analogikleri yöneten kısmı oluyor. Burada yani presenter ekranla alakalı logikler. Interactor benim için arkadaşlar ne oluyor? Benim business katmanlarımı burada yazdığım logikleri, servisler logikleri vesaire attığım yer oluyor. Bu sadece işini yapıp geriye cevap döndürüyor. Biz ve onun üzerine de ne yapmıştık? Bir tane kontroktur yazmışım ama kontraktör olacak o ismini kontroktur yazmışım. Gecenin o saatiyle herhalde. Burada da arkadaşlar ben böyle şu anlık onun için daha doldurmadık. Orayı bir konuşacağız ama ben burada şu an için benim basit olarak verdiğim 3 tane ayrı protokolüm var. Bir tanesi benim interaktörün üzerinden dışarıya vereceklerim diyorum ki bakın burada mantığı anlamak çok önemli bu nokta. Dışarıya diyorum ki ben bir on success search, on error search bunu daha bağlamadık bağlayacağız. Sonrasından da içeride de diyorum ki mesela home view input'ta configure yapacağım. Roll table yapacağım, setup table viewsel yapacağım, indicator view yapacağım, sort by title yapacağım. Sonrasından da bak bunu input olarak vermişim. Presenter input'ta da yapacaklarım da işte did load ve on topsel diye vermişim. Şimdi bunları bağlarken de arkadaşlar bakın burada gelip diyorum ki şurada logic'te yani şunları kapatalım. Hemen kapatmayı unutmayın. Bakın home view input demişim. Inputlarımı doldurmuşum yapacağım logic'lerim benim bunlar demişim. Tamam mı? Bunlar benim logic'lerim. Aynı şekilde presenter kısmına geçmişim. Home presenter input'ta da presenter'ın yapacaklarını yapmışım ve ardından da adamdan input'u alıp yani oradaki yaptığı delegate'i alıp buraya vererek Demiştim ki bu sayfadan bu delegete gidip istek atabilirsin inputlarını. sayfayı yani bu şekilde erişmiş olursun. Sayfaya doğrudan kontrol olur veya bir şeyden değil. Delegate'i üzerinden haber vermiş oluyorum. Mesela bu delegate'in içerisinde başka neler var diyeceksin. View'un içerisinde arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi mesela ben sort by title'da bir logic çağırabilirim. Ama ben burada sonuç olarak View'un içerisinde sort by title'da ne olduğunu bilmiyorum. Buradaki önemli olan kısım zaten bize Viper'ın clean architecture'ını yapmak istediği en önemli kısım bu ne yapmak istiyor? Diyor ki kardeşim diyor sen bir logic yapacaksın. Tamam mı? Sen diyorsun ki sort by title. Bunu git de view'un koduna erişip de listeye erişip de yapma. Bana sort by title yapmak istiyorsan bunu yolla. Ben de bunun içerisine kendi yorumda doldurayım. Dert bu arkadaşlar. Bunu yapabiliyorsak zaten sorun kalmıyor. Yani bu teknolojik yaklaşım bizden, Viper'ın bizden en önemli istediği sayfa yaklaşım bu arkadaşlar. Bak burada da mesela on tepsel var. Görüyor musunuz mesela on tepsel Mesela bu on tapsel nerede kullanılmış diyeceksiniz mesela bak Home Controller'da da görüyor musun? Presenter'a. Burada da tam tersi bir yaklaşım var. Presenter'a diyorum ki kardeşim bu sayfada bir on tapsel oldu. Git kararını ver. Ben ne yapacağım bilmiyorum diyorum. Bu yaklaşım böyle anlamanız gerekiyor. Presenter bastı diyor ki on tapsel bir tane model seçilmiş. Ben sana bunu verdim. Ne yapmak? Git servise mi istek atacaksın? Servisten data mı getiriyorsun? Ben anlamam diyor. Ben verdim işten çıktım. Yani bu Viper mimarisinden alacağımız en büyük çıktı bu. Katmanların birbiriyle olan bağının sadece protokoller ve delegate'lerle olması. Bu sayede ben mesela servis katmanından UI katmanına erişmemem lazım. Derdimiz bu. Özet bir geçmiş oldum. Şimdi dostlarım gelelim bizim yapacağımız işleme. Şimdi ben bu product'ın altında bir tane network manager diye bir layer oluşturuyorum. Pardon Swift dosyası oluşturacağım. Network manager bu network manager'ı dolduracağım burada tamam mı benim şimdi arkadaşlar e, yaptığım zaten şurada Interactor'ın içerisinde bir logic yazmıştık burada fetch get bu direkt e, düz dümdüz alma fire stack atıp alma kodu zaten her yerde bulabileceğiniz basit bir kod buradaki derdimiz şu biz buradaki katmanı öyle bir hale getireceğiz ki hem test etmeye müsait bir halde olacak hem test edememesi lazım interaktörün çünkü şu an mesela interaktörün sorunu ne diyeceksiniz bana hoca bunun test edilememesinin noktası ne adamın interneti olmazsa mesela test edemezsin bunu çünkü niye sen doğrudan bunu bağımlılığa bağladın ben mesela burada aldığım bu şuradaki logikte gelen network manager'ı da mocklayabiliyor olmam lazım yani teknik olarak bu yaklaşımları alabilirseniz eğer istediğiniz bütün yazılımlarda bunun karşılığını alırsınız çıktığımız bu olmalılar her için Heh, şimdi bu Swift tarafına girince yoruluyorum anlatırken <laughs> çok fazla yani Swift tarafının en çok sevdiğim tarafı bu arada bu teknik olarak o kadar çok kavram var ki aslında hani öğrendikçe öğrenmesi geliyor bir de tatlı bu arada umarım size de soruyordur. Şimdi dostlarım Network Manager'a geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben Network Manager diye bir sınıf yapıyorum. Network Manager'ımda ben içerisinde şurada bağlayacağım. Ooo çetimizde baş var şablon insanlar. Adı lazım değil baş harfi C. <laughs> C ama product ismi. Hoş geldiniz şablon insanlar teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ben ana klasımda Network Manager diye bir tane layer yazıyorum. Tamam burada ben benim kastım şu olacak. Niye böyle bir şey yazdım buraya koymam lazım. Benim amacım şu. Ben şuraya yazıyorum. Mark attım. It will use all requests. Yani projede arkadaşlar çünkü bir mobil projede inanılmaz fazla request atılır. İşte oraya istek atarsın, buraya istek atarsın, şunu yaparsın. Ve ben her request attığım yerde iki şeyi istemiyorum. Asıl istemediğim şeyi unutmayın ama bak. İstemediğim şey fetch cats gibi Logic'te arkadaşlar yani şurada AF request gibi Logic'te doğrudan bunun burada kalmaması. Benim istediğim şey bunun buradan çıkıp bir abstract layer'e çıkması. Birinci istediğim, ikinci istediğim yarın bunun gelişebilir olması. Yani ben AF request, validate, response bilmem ne ben yarın alama fire'ı kaldırıp veli fire yazdığımda çalışabiliyor olması lazım. Garvan.net Cemre Swift Enjoyer veli izliyor. <laughs> Garvan.net Cemre kimmiş la bizim Swift Kim bu? Kerebine ben seni tanıyorum. Lan Sen bizim Emre misin lan yoksa? Bir dakika sen bizim Emre misin? Ben seni tanıyor muyum? Sen geçen bir dakika kafamda şu an uykum olduğu için çok kafam birleştiremedi ama Hangi Emre'si sen? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Kerebine bu arada sağolasın. Çok benziyor bu arada .NET yani C Sharp ve Swift çok zaten benzi kafa olarak benzer. Bu e, yaptım Viper zaten şeyde de var yani Swift tarafında, C Sharp tarafında da Clean Architecture diye yazarsanız çıkıyor zaten ama çok teknik bir deep dive yaklaşım yani bunu anlamamak çok daha doğru mantıklı ama anlatacağız. Mesela şu an daha iyi oturuyor kafada. Şimdi gelelim arkadaşlar yani derdimizin ne olduğunu anlamış olduk. Biz bunu buradan çıkartacağız. Bütün sayfaların kullanacağı generic layer yazmış olacağız. Ha bu proje gerek var mı hoca? Gerek yok aslında. Niye? 3 tane klasım var lan zaten servise bağla geç. Dert o değil. Dert genel kavram. Genel kavramda bağlı sağlamak. Şimdi buraya geldim. Ben her zaman için arkadaşlar bir şey abstraction yapacaksam yani soyutlayacaksam yarın başka bir şey kullanacaksam önüne bir tane protokol atarım. Derim ki benim yapacağım logiyi bağlayıp yarın ben bunu başka bir hale getirmek isteyebilirim noktasını bağlayabilmek adına. Ben diyorum ki burada benim protokolümde ben burada bakıyorum yine I Network Manager diye şöyle bir I Network Manager'ı verdim. Ama arkadaşlar doğrudan protokolün içini yazmayacağım. Çünkü doğrudan protokolün içini yazarsam dersiniz ki ulan sen ezberden yazıyorsun. Çok mantıklı olarak. Onu yapmayacağım. Şimdi ben öncelikle istediğimizi burada bağlayacağım. Bağlar bağlamaz da üstüne gitmeye başlayacağız. Bir tane function yazıyorum. Benim tek derdim şu var. Bir tane request'im, bir tane class'ım yani bir tane metodum olacak. Ben metodun içerisinde, siz bunu ikiye de çıkartabilirsiniz bu arada. Sizin tercihiniz. Ben bu metodun içerisinde hem post hem get ve benzeri bütün işlemleri yapabileyim. Değil mi? Buradaki bir logiklerime de baktım. Bütün işlemleri yapabileyim. Ayrıca da bunu projemde kullanabileyim. Benim derdim bu. Tamam mı? İlk derdim bu. Ondan dolayı ben buraya şu anlık hani her şey diyebilirsiniz de ben buraya fetch diyeceğim şu anlık. Hani ismi şu an farazi olsun önemli değil. Şu an hiçbir şey vermedim yazdım metodumu. Şimdi arkadaşlar bunu bağlarken Hemen de basit basit de katmanları da yazarak gideceğim. Burada diyorum ki hocam benim bir tane aslında bu projede kullanabilmek adına bu projenin bana verilmesi adına benim bir tane konfiye ihtiyacım olacak. Bütün network menajerlerde bir konflikler olur. Bu konfiyi isterseniz buraya koyun isterseniz şuraya new group deyin network de layer açın tamam mı? bir tane hani buraya oluşturabilirsiniz önemli değil. Buraya da bir tane network config bir tane dosya oluşturun. Ulan bu saatte böyle kodu anlatan Swift anlatıyor, Clean Architect'in anlatıyor. Ulan ben gidip oyun. <laughs> Gidip oyun yazacağım. Yatırlamış <laughs> zaten. Şimdi network config yazayım şuraya. Tamam mı? Network config diyeceğim. Network Config'in içerisinde arkadaşlar benim projemde yapacağım configurationları sakladığım yer olarak düşünebilirsiniz. Burası çok gelişecek ileride ama basit olarak benim ilk başlayacağım şeyler Network Config dediğin şeyde ne ihtiyaç vardır da kendine sorarsan bir Network Config'te bir tane Base Jurel ihtiyacım vardır. Bak buraya gelirsin dersin ki bir tane burada Let olarak dersin çünkü ben Base Jurel'e sürekli değişmesini istemem. Buraya bir tane o zaten bak beni anladı chat yp'de. Bu chat yapete can dostu bu arada biliyor musun baştaycı. Ona dolayı çok ayrı. O Kerivan'dan 300 bit geldi keribancım ilk defa 300 bit aldım. Çok teşekkür ederim. hani <laughs> o olacak nasıl olabiliyor ama çok teşekkür ederim. Güzel atın ekranlar ve be, dostum beyin sütü açılır. Ömer Ömer Başkan benim beyin sütü açılmaz benim bendeki bu beyin var ya. <laughs> Uyku bizim için kolay bir şey. Önemli olan düşünce. Çok teşekkür ederim Kerivan. Şimdi buraya gelip string olarak base yaralı şu an için string olarak verdim varsayın. Buraya bağladım. Tamam mı? Ya şey ya Ömer sana katılıyorum bu arada uykusuz yapılmaz hiçbir zaman için iş ama sevdiğin işi burada chat insanlar birine değer katma olayı olunca ben bunu bir de 6 yıldır 7 yıldır yaptığım için alıştım öyle diyeyim sana hani başkası olsa çok zor olabilir de ben içerik üretmekten mutlu oluyorum hani şey oluyor nasıl diyeyim sana sen bunu öğreniyorsun ya mesela okuyorsun ya ben eminim ki bu senin işine yarayacak ki ya. bu bana ruhsal mutluluk tatmin veriyor yani bunun duygusuyla yürüyorum mesela çok güzel oluyor ben ondan dolayı yoruluyorum ama Vücut yoruluyor ama ben pes etmiyorum. Yok canım olabilir de troll servis <laughs> bu saatte şimdi trollü bu saatte bize ezberle adı troll ya yok sen yanlış anlama ben öylesine dedim yani. Şimdi network config'i buraya yazdım arkadaşlar bakın Swift tarafında dökümantasyon yapmayan adamı ben bilmiyorum mesela buraya geldiğinizde zaten et dokümenti kendi veriyor. Tabi burada şu an bir dokümentlik bir şey yok ama now only support base URL diyebilirsiniz ne olacak sanki buraya bir tane şeyini ver yani buradan başlayabilirsin. Şimdi buraya gelmedi arkadaşlar diyorum ki benim bir tane burada bağladığım yerde protokolümü kullanacağım yerde benim neye ihtiyacım var? Bir tane base URL ihtiyacım var. Base bir tane config ihtiyacım var. Config'i ben adamdan alacağım. Projemde ben projemin içerisinde bunu kullanacağım. Benim network manager'ım varsa bir tane config'im olacaktır diyorum. Bak şurada diyorum ki bak var get seti buradan işaretleyebilirsiniz. Diyorum ki benim bir tane config ihtiyacım olacak buna. Network config diyorum. İçerisini doldurmuyorum çünkü ben burada arkadaşlar ne yaptım? Dedim ki sen dolduracaksın bunun içini. Sen sen dolduracaksın. Bana bunun içerisindekileri bunu yürüten yani bundan türeyen adam getirini setirini verecek. Bu sayede ne yapmış olacağım? Ben projemde bunun içerisini ya da bundan türeyen adamlar bunu kullanmak zorunda kalacak. Yani network manager'ı oluştururken diyorum ki benim bir i network config i network manager'dan türesin ya da buna başka bir şey diyebilirdik ama orasıyla şey kalsın. Bunun içerisinde tak diye Buraya ne gelecek? Fix diyeceğim. Var config diyecek. İstersen burada config'i buradan alacağım. Ya da burada init'ini vereceğim. Config'i adamdan alacağım tak diye oraya vereceğim. Yani buradaki yaptığım şey ne oldu? Adamdan konfiye aldım. Konfi aldıktan sonra adama geri verdim ve bunu kullanılmasını sağladım. Burada işaretlemiş oldum bitirdim. Benim derdim zaten configuration'ı alıp projeye set ettirmekti. Yani birinci olarak bunu yaptığımızı varsayalım. En basitinden gidiyoruz şu an. Şimdi Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi fetch kısmına geldik. Şimdi fetch kısmında yapacağımız böyle çok ara ara işlemler var. Sonrasından gidelim. Şimdi öncelikle bunu yazmadan önce böyle hani sıfırdan yazıyoruz olarak bakıyorum. Tamam mı ben? Yani sıfırdan yazıyoruz zaten de hani tam böyle mantalit olarak gidiyoruz diye bakıyorum. Şimdi iki tane noktayı birlikte sağlayacağız. Şimdi Swift tarafında arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar için özellikle Swift tarafında mesela c gibi async await e yoktu kere var Öyle söyleyeyim sana. Bu yeni geldi. Yani yeni geldi dedim. Swift 5 ile geldi. Yani Swift'te Bundan 3 senedir Swift yazan bir adam varsa mesela desen async await bilen bilmeyebilir. Async await'in olmaması yani bu tarz thread yani olmaması hep böyle bir senkron, asenkron, asenkron işlemlere itti herkesi. böyle arka tarafta bir sürü işlemler var. Olabiliyor burada ama artık yeni dönemde geldi. Ben de burada size bunun senkron halini göstereceğim. Asenkron halini göstermeyeceğim. az senkron halini göstereceğim. Birlikte nasıl bağlarız bunu? Async await kullanacağız yani burada. Bakalım burada nasıl mantalite göreceğiz burada. Şimdi şurayı bağlarken arkadaşlar buradan bunu alıyorum. Tamam mı? Buraya bağladım. Buradan bunu aldım. Buraya tamam mı? aferin requestin Benim yazdığım request bu. Şimdi arkadaşlar bizim bir servise istek atmışız. Bakın burayı çok basit ve primitif anlatacağım. Şimdi yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, diyelim ki servise istek atıyorsunuz. Tamam bu çalışan kod. Çalışan kodda ne var? İlk başta hemen görül görmez aklınıza ne geldi? Yörel geldi. Tamam dediniz hocam. Benim bir kere yörele ihtiyacım var. Tamam bana o zaman hocam sen bana bir tane yörel ver. Burada string olarak bana bunu ver. Birinci olarak dolduruyorum içerisinde. Bundan sonrasını zaten yapacağız. Fetch string dedik görelim aldım. Sonrasında arkadaşlar burada gördüğünüz üzere metot demiş. O zaman hocam benim metoda ihtiyacım var. Şimdi burada metodu arkadaşlar string olarak alırsanız bu gg olur. Zaten şimdi anlamış olmanız lazım. Burada ne oldu? Ben yörelde string aldım, metoda string aldım. Bir yere string veya integer alırsanız arkadaşlar adam oraya her şeye girebilir. Ana nokta şudur. Sen gelirsin buraya. Product'ın içerisinde koyulmaz da hani burada olduğunu varsayalım. Ee, şuraya Network Utility diye bir katman açacağım. Network Utilities. Ya açacağım şuraya. Arkadaşlar buraya diyeceğim ki benim bir tane Network Pet diye bir tane inam yapacağım buraya tamam mı? Ve buna String diyeceğim bunun tipine. Yani Swift tarafında en çok sevdiğim şeyler açıkçası inam kullanımları. Ee, string olarak diyeceğim ve string'in içerisinde diyeceğim ki burada petlerim olacak mesela benim case HTTP diye bir tane petim olacak mesela. Buna da şu anlık HTTP JSON mi diyecektik? HTTP diyelim. Şu an tam hatırlamıyorum da. Burası bizim petimiz. Okey. Sonra diğer nokta ne benim? Aslında projede kullanacağım getter setter yapım. Yani getleri setleri bağlayacağım nokta. Şimdi bu getleri setleri bağlayacağım noktada adamdan da bu arada metodu şey alabilirim. HTTP metot olarak alabilirim. Arama fire'a bağlayabilirim. Ama arkadaşlar benim burada yapacağım kısımda özellikle alama bağlarsam sıkıntısı ne olacak? Alama içerisinde get var aslında. Ne oldu burada? Her şey şöyle olacak herhalde. Yanlış mı yazdım? Yes. Şimdi kz tipi ha ismini aynı ismini aynı koyduk diye şöyle yapayım da değişmesin. Şimdi mesela arkadaşlar diğer yapacağım şey de network pet'i yapmıştık. Bir de network types yazacağım. Tamam Network types de benim için önemli çünkü. Şimdi network types'i buraya yazdım. Zaten bak o da bana getirdi ama network type'ı ben direkt düz primitif yapacağım. Şu an için benim projemde get ve post enough diyeceğim bana. Get ve post. Ama get'i böyle yazdırtmaz bana. Case Gerçi yazdırıyor. Case post diyeceğim. Burayı bağladım. Tamam mı? Bakın normalde aslında e, interactor'ımda yani önceki yazdığım serviste elimde bir tane bak şurada bir tane görüyor musun? HTTP metot diye bir tip var aslında. Bak HTTP metot. Ama bu HTTP metot arkadaşlar yanlış bilmiyorsam alama içerisinden içerisinde gelen bir özellik. Bir kontrol edelim. Doğru muyum yanlış mıyım diye şuradan bir. Ee, mesela product constant network manager'ın içerisine gidelim. Burada alama daha eklemedik. Burada elimizde HTTP metot var. Mı? Bak HTTP metot çıkmadı. Yani ne demek oluyor bu? Core foundation vesaire yok. Bu özellik alama fire'de veya başka bir third party paketin içerisinden geliyor. Yani alama içerisinden geldiği için bize burada şey bağlıyor olabilir import alama mesajı alama file deseydim HTTP metot gelecek gördün mü yani ama ben network manager katmanımı yazarken diyorum ki ben jenerik bir katman yazacaksam getirimi setirimi da ayırmam gerekiyor çünkü adam benim paketini bağımlı kalmasın çünkü adam sen buna girip direkt metot dersen ona bağımlı kalıyor evet aslında Kerim Şentürk Apurkez daha güzel de bro ee, biz dart da bize bunu bir empoze etti böyle sürekli kemal case kullan camel case de ben de böyle kullanmaya başladım ama ben de sana katılıyorum yani hani e, şey yapabiliyorum. Dile göre değişikliği Flutter örneği vermem bırakacağız Kafana böyle bir sallayasım geldi. <laughs> dert dili kardeşim. Dert dert. Flutter değil dert. Ya bunu alıştım ama şeye de, katılıyorum. Şöyle de kullandırtabilirim yani. Problem yok. Ama ben hani buna alıştığım için böyle artık bana bu okey geliyor. Şimdi network tipimi aldım. Network petimi aldım arkadaşlar. Tamam. Burada bunu demek yerine bunu vermek yerine yöreli bana diyorum ki network pet ver ki adam kafasına göre bir pet giremesin buradakileri girsin buradakileri bağlasın metotta da network mesela type veriyorum şimdi artık burayı bağladım burayı şu an mesela bir paket bağımsız götürüyorum şu an benim bir paket bağımlılığım yok şimdi dostlarım burayı yaptıktan sonrasında biz gelelim şuradaki yazdığımız kodu biraz açmaya başlayalım buradaki kodumuzu açalım içini dolduralım Afero geldi. Afero ben şimdi bu benim network manager'ım arkadaşlar. I network manager'dan türediğim için bir tane örneğim. Yarın sen bunu damlayıp kendi örneklerinde yazabileceksin bu arada. Ben metodun özelliklerini e, bir dependency bağımsız yapmaya çalışıyorum ki sen de buna göre kullan. Willforce hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi buraya gelip arkadaşlar alama fire'ı veriyorum. Şimdi öncelikle a Allah Alamo Fire'ı veriyorum. Tamam mı? Al Alamo ben kullanacağım burada. Problem yok. Yani benim yazdığım bu Network Manager. Mesela Network Manager değil de Network e, Alamo Fire Network Manager diyebilirim bunun adına. Öyle daha iyi anlaşılır. Neden? Çünkü bunu Alamo Fire üzerinde yazıyorum. Ama yarın dediğim gibi bir VB Network Manager'da yazabilirim. Çünkü ben bu yazdığım protokolle neyi belirliyorum aslında? Bunun nasıl kullanılacağını belirliyorum. Servis kısmında da diyeceğim ki bana ne verirsen ver. I Network Manager ver. Ben onun fetchine istek atacağım diyeceğim. Yani mantık böyle kurulacak ki adam yarın damilemek istediğinde gitsin VB Network desin. Fetchin içini doldursun. Ben karışmam. Yani bu kafayı alabiliyorsa zaten şu an direkt hissedenler bile hemen böyle zehir aldı böyle. <laughs> Çözülecek orası. Alma değil mi? Alma fire yanlış yazdım. Bu alma fire hep yanlış yazdım. Hayır, interrupter yazmışım ya. A O karışıyor. Teşekkür ederim. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Burada URL'i verdikten sonra burada raw volume'dan kullanabiliyorum. Bu bir string'i aldım. Pet olarak bağladım arkadaşlar. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra burada metodun tipini get olarak vermişim. Mesela şimdi burada bana şu soru gelecek. Hoca network type'ı sen kendi metodun yazdın buraya. Buraya metod diyebilirsin. Ama bu adam benden bu şeyi istiyor. Yani alamafire'ın tipinde bir network manager istiyor. O zaman bu network 3'ü ise geliyorum mesela buraya arkadaşlar. Burada şunu diyebilirim. Şurada extension bunun içerisindeyken arkadaşlar ee, bir tane şöyle özellik tanımlıyorum. Bir tane function yazarım. Tamam mı? To allow allow more fire. Allow more şu an. Oho, memo görür de Swift'i yollamaz mı? Memo oğlum sen yollama lan. <laughs> Başlayacağız Memo teşekkür ederim. Vay Swift Foundation. Oho, bin yollamış bir de. Ulan bu bin kaç para yapıyor acaba? <laughs> memo oğlum bin yolluyorsun sonra benden viski isteyeceksin. Olmaz ki. <laughs> Vay teşekkür ederim. Şimdi to alama fire diye bir özellik yazdım. Burada da arkadaşlar diyeceğim ki şurada bana bir tane HTTP metot döndürsün bak HTTP metot, HTTP metot. HTTP metot döndürdükten sonra zaten bak burada benim için görüyor musunuz zaten yazıyor. Bak kendim getir önüne bir tane özel metot yazdım burada ve burada yazdıktan sonrasında adamdan aldığım yanına to alama fire de verebilirim. Yani ne demek istiyorum buraya geldikten sonra bunun sonuna to alama fire diyerek ben burada ne yaptım? Alama Firebase olmadan kod yazmayı sağlamış oldum. Yani neyi sağladım? Burada işte bir metot verseydim eğer adam bu paketti yani buraya şimdi ben burayı dolduracağım. Protokolü şuraya da yazacağım şimdi buraya yazmadım da. Bunun özelliklerini buraya koyduğum zaman da alama fire kullanmak zorunda kalacaktı. Şimdi ne oldu? Şimdi ise sadece bizim bağladığımız yapıyı kullanmak zorunda kalıyor. Ondan dolayı buraya devam ediyoruz. Çepte, çepte çok baştacı insanlar var. Çok teşekkür ederim senin içinde function. Ya zaten ben Kerivan Swift tarafında en çok düştüğüm şeyler enumeration yapısının inanılmaz gelişmiş olması. Yani inamın içerisinde class dahi yapabiliyorsun yani extension'lar yazabiliyorsun. Çok güzel şeyler yapabiliyorsun. Yani bunu böyle değil de mesela inamın içerisinde öyle kullanmayıp da şöyle de kullanabilirdim mesela. Extension yazardım network type'a. Bu da güzel bir kullanım aslında. Yani bu da daha aslında efektif hatta. Çünkü inam inam kalsın abi. Metodu böyle bölsem daha güzel olurdu. Yani Kullandım hani Daha yaptım zaten de. Hani kullanabiliriz böyle. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim. Şimdi burada bağlarken, burada lojimizi bağlarken arkadaşlar. ToAllamaFire'a kadar geldim. Şimdi Validate demiş. Validate'i de aldık diyelim. Response Decodable of't arkadaşlar bizden. Diyor ki bak bir tane tip istemiş benden. Burada. Tamam mı? Diyor ki ben şimdi bunu generic bir katman yazacaksam. O zaman burada T-Type'ler merhaba hoş geldiniz diye gelir. Merhaba der. Hoş geldin kardeşim. Yayına hoş geldin. Adama diyorum ki bu metodu kullanmak istiyorsan bana bir tane T-Type yollayacaksın. Tamam mı? Fakat burada arkadaşlar bunu decode yapabilmeniz için adam sizden şunu ister. Der ki kardeşim ben decode kullanacaksam decodeable diye bir tane iOS'un kendi kütüphanesi var. E direkt herhangi bir modele bunu eklediğinizde aslında onu decodeable olarak işaretlemiş oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonrasında, yani burada devam edeceğiz bu arada T-Type olarak. Ben adama diyorum ki şu an için basit olarak mantık olarak söyleyeyim. Bu işlem bittikten sonra adama burada T'yi vereceğimi söylüyorum. Değil mi? Yanlışımız şurada bir çekimizde de yapalım. Yanlış bir şeyimiz yok. Aynen. Ben burada adama bu T'yi geri vereceğimi söylüyorum. Yani adama diyorum ki benden ne istediğini söyle. Ben de sana bunu bulabilirsem vereceğim. Bulamazsam vermeyeceğim. Yani nal yaptım. Şu anlık basit olarak böyle gidiyorum. Ama arttıracağım oradaki seviyeyi. Burada da arkadaşlar buraya T dediğim an artık şöyle oluyor bu kod. Adam bana bir tane tip yolluyor. Ben bunun decodable olduğunu eminim. Çünkü tipini öyle istedim. Ve ben bunu parse etmeye çalışıyorum. Ben ortadaki şeyi kaldırdım artık. Ya Veli'ymiş, Ahmet'miş, Mehmet'miş böyle bir kod yok artık. Bu kodu böyle yapıyoruz. Şimdi şunları bir kaldırayım. Şimdi arkadaşlar bu yapı şu an için inaf aslında. Ama bu yapı neye inaf? Closure'a inaf. Ben size ne dedim? Async await kullanacağız. O zaman async await kullanmak istiyorsak birkaç tane farklı yöntem var aslında. Aynısı aslında. Aferin kısmına kadar, Validate'e kadar aynı. Sadece arkadaşlar şuradan sonra ayrılıyor. Şunları kapatayım şöyle bir. Response decodable değil de serializable diye bir tane şurada şey göreceğiz. Serializable response değil mi abi? Decode. Burada arkadaşlar diyorum ki benim bu adamın verdiği t'yi bu adama veriyorum. Okey. Verden buna diyorum ki final ya burada gerçi final final var la burada. Niye ben genelde şey tarafına gömüyorum ama let response değil. Ben burada bir şey yapmayacağım. Ve burada bizim Swift'in bize vermiş olduğu async await'i evet burada entegre etmiş oluyorum async Evet verdikten sonrasında bana metotta diyecek ki kardeşim bunu kullanmak istiyorsan senin projende async diğini söylemen lazım ve await'i kullanmak istiyorsan. Adam buraya da async atıyorsun. Async await'ini bağlamış oluyorsun Swift tarafından. Burası okey. Şimdi buraya bakalım. Şimdi, da, data decoder. Data decoder neymiş? Burada problem yok. T bu arada codable olarak bu serilerde burada kullanmak istediğiniz codable yapmam gerekiyor herhalde kadarıyla. Ee, hemen bakalım af.request'imiz doğru burada problem yok metot doğru validate validate de doğru e, ee, burada neyimiz yanlış ufak bir gözümüzden kaçan bir nokta olabilir bakıyorum şöyle I got the two generic value hayır insert data decoder eklememe gerek yok ki şu serializable decodable kesin yanlış. Serializing decodable. Tamam. Ha şu decoder'ı vermeye gerek yok. Tamam. Şöyle kullanacağız. Bu Swift'te de en sevdiğim kullanımlar bunlar biliyor musun? Yani kendisi otomatik gösterse sanki şey olacak. Şurayı decodable diyebilirim bu arada. Şeye gerek yok ki. Encodable yani codable vermeniz için bir datayı yolluyorsanız da yani to json varsa encodable yani encodable veriyorsun. Sadece parse json yapacaksan decodable veriyorsun. Obje ikisini de yapacaksa encodable veriyor. Codable veriyorsun. Tamamen çıktı bu. Bak burada response'umu aldım. Artık bundan sonra çok kolay aslında. Let result diyorum. Burada şey öncelikle da burada request diyorum. Burada öncelikle request. Burada şöyle bir değişik mantık var. Buraya await atmıyoruz. Request'imi alıyorum. Burada diyorum ki result alınmak için hemen şuradan ee, request nokta request mi? request istiyorum. Zaten bak bu da async diyor gördüğünüz gibi. Başına await atıyorum. Benim buradaki aslında asynchron olarak isteğimi atmış oluyorum. Ardından da burada diyorum ki arkadaşlar guard let diyorum şöyle guard let Burada ben ne almışım? E, nokta value çekeceğim burada. Şöyle value result nokta value diyorum. Bu işlem başarılı mı? Benim bakmaya çalıştığım şey bu. Eğer bu işlem başarısızsa return nal dön diyorum şu anlık. Yani nil dön. <laughs> nal yok nil. Nal yok nil. Merhaba Mert miyim? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi alı döndük diyelim. Şuraya else'ini yazdık. Garlet de burada çok sevdim yaklaşımlardan Swift tarafında. Buraya geçtiysem de return value diyorum. Bak value artık benim adamın bana vermiş olduğu value. Buraya kadar bir problemimiz yok. Burayı bağladık. Burası nice basito. Bak generic olarak bağlamış olduk burayı. Return value şöyle yaparsam sanırım çözülecek. Şimdi burayı böldüm. Şu kodu bir, bir far, fazlalık var sanki şurada. Heh, şimdi oluştu. Şimdi burayı bağladım arkadaşlar. Burada Bizim dikkat etmemiz gereken kezlerden bir tanesi şu. Şimdi ben bunu yaptıktan sonrasında adamla ya error geldiyse diye sordu adam bana. Dedi ki kardeşim error geldi ben de mesaj ekrana basacağım. Bas lan dedim ben de o zaman. Ne, ne kızıyorsun dedim yani sakin ol. O zaman dedik ki biz önceki hatta Memom da e, önceki yerinde söylemişti bana. Burada result type de bizim Swift tarafında success ve failure olarak dönebileceğimiz bir yapı var. Diyorum ki result type ben bir T döneceğim veya bir tane error objesi döneceğim. Şimdi bunu buraya verdim. En güzel bu güzel kullanımlarından. Şimdi buraya geldim de arkadaşlar. Eğer error yakaladıysam eğer failure döneceğim diyorum. Burada da result'ın içerisinde error var. Fakat bakın bu af error null. Burada da null alamadığım için burada ben kendi utility'min altında özelliğimi oluşturuyorum şurada arkadaşlar. Enumeration custom error diyebilirsiniz. Custom error'a da diyorum ki burada şimdi o da zaten bana bir çıktı verecektir. Mesela error olarak vermiş. Burası ee, muhtemelen notlarımda orayı koymamışım ama bu doğrudur. My generate error'dur şurası. Hemen bakalım. Şuraya ha, zaten böyle kullanılır aynen. Mesela ne diyelim? An ne bileyim işte network error olsun. Çok şimdi kavrama takılmayacağım da custom error diye bir class yaptım tamam mı? Buraya geldiğinde eğer error'da nullsa servisten gelen custom error'un içerisindeki benim network error'ımı yolla adama diyorum. Adam da bu sayede gidecek ekranda failure'u yakalayacak. Success'e de diyorum kanka al sana benden bir tane data value. Value'yu verdim. Burası benim için tamamlandı. Bak, mikrobi yapı oldu şu an burada. Çok basit, çok kolay ve entegre. Buranın en büyük özelliği arkadaşlar, ben bu da işim bittikten sonra bunu geliyorum buraya koyuyorum. Şuraya. Buraya koydum. Buraya koyduktan sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi artık benim projemde kullandığım altyapı hizmeti hazır. Buna da documentation diyorum. Bu da yok mu oğlum kendi yaratan bir dokumentation ya. Bize mi yazdıracaksın bir yaştan sonra? Bunu kendi oluşturuyordu la bunları. E, fetch all request parameters network paths. Şöyle yazarım mesela. Yazın yani bir sıkıntı yok. Network network. Ya buraya şey de yazabilirsiniz. Özelliklerini network type diye de şöyle yani özellikle de Returns if if everything okay it will return T-type or uh, or else ya da as söyleyelim şey however ya da os as it will return error. Yani buraya da bir ufak bir açıklamada yazın. Yani ben yazıyorsam siz de yazın abi. Ben yaz ben yazmasam sen de yazma. Burayı bağladım. Burada sadece şey yapmadık arkadaşlar. Config kısmını atarken config kısmına atarken şöyle atmamız lazım sonuçta. Şimdi burası config'in içerisindeki base URL sonunda arkadaşlar slash tık URL nokta raw olması lazım. Bunu biraz daha böyle şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Burayı da aslında otomatikleştirmiş oldum bir nevi. Güzel oldu buradaki yapıda. Tamam burayı bağladım. Fetch request'imi bağladım. Burada problemim yok. Şimdi bunu bağladıktan sonrasında arkadaşlar burayı güzelce bağladık. Ben bunu nasıl kullanacağım kısmına geliyor. Bir de bundaki çıkan dialog errorlarını yönetme kısmı vesaire var. Oraya bakacağız şimdi. Bir de arkadaşlar network config içerisindeyken mesela buradayken arkadaşlar network configte base url alıyoruz ya. Network pet diye bir şey yaptık ya. Burada şöyle kullanabilirsiniz. Benim bir tane stringim var. Statik. Böyle yazabilirsin aslında. Let e, base URL. Yani Pet'in içerisine koymak istiyorum ama ben onun inam olmasını istemiyorum. Çünkü böyle hep kullanılmasın. Ben bunu statik olarak yani projemde hep kalacak bir value ve buraya koyacağımı söylüyorum. Buraya gelmedi arkadaşlar. Diyorum ki benim burada bir yerde bir base URL'im vardır. Product constant'ta. Mesela bunu verebilirim buraya. Buraya product constant'ın içerisindeki base URL'i verebilirim buraya. Yani oradan kullanacağım ama hepsini aynı yere almış oldum sonuçta. Artık network pet'imin içerisinde yönetiyorum. Hani e, base URL'lerimi buradan aldım varsayalım. Burası da, bu da güzel bir kullanımdır yani. Tamam bunu yaptım. Şimdi burayla işim bitti benim. Burayla bir alakalı logic'im kalmadı. Şimdi arkadaşlar biz gelelim bizim olaylarımızın olacağı yere. Bizim olaylarımızın olacağı yere de şöyle bir... Hemen kodumda da böyle bir çekim yaptım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Nice. çok güç. Şunu anlatması bile nasıl yoruyor ya. Şu kafa çok güzel bu arada. Bak şu Network Manager yapısı. Yani her projenin bütün yazılım dillerinde, bütün frameworklerde kullanılacak bir kafa yani. Dert burada. Adamı generic bir hale getirip bunları kullanacak bir kavramda kullanmak. Katmanda kullanmak. Şimdi arkadaşlar biz gelelim. Biz ne dedik bir burada biz şimdi yapacağımız işlemde. Bütün ne yapıyorsak arkadaşlar o presenter karar veriyor buna. Şimdi presenter'da normalde ne vardı? Interactor'ın içerisinde bir tane fetch diye metodumuz vardı doğru mu? Fetch metodum burada fetchget metodunun içerisinde de ben burada logic yapmışım. Logic kapsamında da servise gidip istek atıyorum, isteğimi yönetiyorum. Şimdi arkadaşlar buranın testi açık olabilmesi için benim dışarıdan bir tane bir variable almam lazım. Buna da şey diyeceğim. Burada let de diyebilirsiniz bu arada. Bir tane network manager almam lazım benim hoca. Bana bir tane ay network manager ver diyorum. Tamam mı? Bana bu I network manager vermen karşılığında bak burada da zaten hemen burayı işaretleyecektir şöyle initini yazayım şöyle. initin'e de aldım bu letimi. Sıfırıncı noktada aldım. En çok sevdim bak burada late mate yok. <laughs> Direkt zaten anlıyor. Dilin dilin gözünü seveyim. Direkt anlıyor zaten. Şimdi network manager aldıktan sonra bu request'imi atarken arkadaşlar diyorum ki adam bana geldi buraya. Şimdi normal ki normal kullandığım yapıya istinaden söylüyorum. Buraya geldim. Adam normalde arkadaşlar buraya geldim de diyor ki Bak burada zaten benim için bir tane şurada Network Manager içerisinde request demiş ama bu yanlış abi reject. Biz bunu yapmıyoruz. Bizim Network Manager'ı anlamamış. Cık, yakışmıyor. Network Manager nokta burada bakın self geldi. Burada da görüyor musunuz? Async await kullanım geldi burada fetch için benim için. Şurada bir tane daha getirdim ulan. Bana yazdırma şunu sen ver de kullanayım. Değil değil bunlar geç. Bak Network Manager fetch geldi. Fetch'i kullanırken diyor ki URL'i verirken artık adama kafasına göre string verdim diyorum. Akan hoş geldin. Kafasına göre strik vermiyorum. Bak buradakilerden birini kullanabilirsin diyorum buradakilerden. HTTP'yi kullanabilirsin mesela diyorum. HTTP buradan alıyor, geçiyor buradan. Buradaki kullanım olarak. Benim istediğim zaten bunu alması burada. Şimdi bunu bağladım buradan. HTTP almasını bağladım. Ardından da burada arkadaşlar Network Type istiyor. Burada da Get veya Post'unu ben sınırlandırdığım için yani benim şu an burada Network Manager'ımda hiçbir ben hangisi var bilmiyorum onu bilmiyorum. Ben sadece benim kurguladığım yapıya göre projenin kullanmasını sağlıyorum. Ve adamdan istediğim şey şu. Bana ket dön bak burada ne yaptık biz bir tane ket entity yaptık. Buraya ket entity dönmesini istiyorum. Bu yazdığım kod bu kadar. Yani benim burada anlayacağım şey bu adam burada yapıyor. Bunu yaptıktan sonrasında için döndürüyor buradan da ben bunu alabilirim. Şöyle diye vermemiz lazım herhalde. Şimdi burada bir hatamız var muhtemelen. Hatamızı da çözelim. Cannot execute. Şimdi burada fetchi kullanırken de fetchi kullanırken arkadaşlar şimdi bu await metodu olduğu için bunu şöyle kullanıyoruz let response diyorum ve burada ev eğitimi atıyorum hani şöyle yapayım Hani ikisi ayrı olsun isterseniz ki hani belki biri bakmak ister adamın kafası orada karışmasın fetch cat to e, async diyeyim şöyle hani buraya da bunu da alayım da buradan hani kafa karışması şurada şimdi şu metodu sildim şu metodları sildim burada arkadaşlar kullanırken artık benim bunu kullanmam için ev eğit dediğim için buraya buraya asyncimi atıyorum tamam asyncimi attım ben bunu kullandığım sürede e, bağlıyorum buraya şimdi kim attım. Şimdi asinkin attık. Burada fetchimizde neye kızıyor? Cat entity'den bir şey kızıyor. Codeable aslında burada. Bir tane gözümüzde bir şey var bakalım. Şuraya bakayım. Cannot express generic function. Fetchimin içerisinde mi bir hata olabilir. Şurada bir hata var sanırım bence. Şu e, doğru vermişim aslında. Burada problemimiz yok. Bakıyorum şöyle bir gözümden bir şey kaçıyor mu? Gözümde yaşlanır koskoca bazı bakayım Şurada problem yok cannot exploit diyor burası doğru type alman lazım parametre olarak aslında verdim yok gördüm zaten de gelsin oğlum bitmedi mi toplantımız ne biçim toplantı yapıyoruz Hay benim burada şey vermeme gerek yok ki. Ha tipini almadım. He tamam. Burada bir tane Swift bir tane bir şey eklemem gerekiyor. Bu adam bana bu type'ı vermesi lazım. Ne yapacağını. Tamam. T nokta type diyorum şuraya. Okey. Tamam. Burada anladık. Şunu vermek lazım Okey okey. Gördüm. Şuraya verdim. Burası da bağlandı. Şimdi type'ı vermiş oldu. Lan bırak sallama satayım. Bekle. O flutter tarafına. Buradaki kendi yani değil. Burada type olarak alabiliyoruz şu an burada. Şimdi buraya bağladım. Buraya bağladıktan sonra bunun tipini arkadaşlar şurada type diye şöyle gelecek şimdi bana. Type'ına şuraya cat entity verebilirim. Cat entity cat entity nokta swift self. Şöyle versem sanırım work olacak. Aynen. Şu an olması lazım. Şu an başka bir şeyimiz yoksa yok cat entity desem yetecek zaten. Oldu abi. Oldu abi. Daha ne olacak abi? Reject ettim. Şuraya bakıyorum. Kendine spacer. He zaten diyorsun ki zaten oradan oluyor diyorsun. Aslında ben t orada verdiğim için oradan almasını beklerdim ama. Nemlenir. Ha şimdi oldu. Tamam okey. Kafa beğen bütün jenerik dünyaya kaydı için oldu. Tamam. Datamı aldım. Responsum geldi arkadaşlar. Response geldikten sonrasında burada diyorum ki bak burada return response da bana. Şimdi burada iki tane kavram var. Ben direkt response'un içerisindeki bak burada benim datalarım var şurada. Burada switch case de burada alıyoruz zaten datayı burada şurada yaparken. Dur şöyle bir yapalım. Switch'in içerisine atıyoruz. Şimdi bana response yaz kanka. Aynen. Yok mu bana yazdırman yok mu? Şimdi beni uğraştıracaksın Al. Şunun içerisinde dolduracağız şimdi şöyle. Çok saçma ya bu arada. Al kanka. Heh. Success failure. Failure'ı şu an önemsemiyorum. Burada direkt value'ya bakıyorum. Value'da da arkadaşlar burada mesela. Ha yine burada escaping haber verebilirim bu arada. Escaping olarak bak diyebilirim. Şurada şöyle return atayım şunların ikisine de. Şuraya da return atalım. Şöyle return atalım. Objective C'den gelmiştir o hataya. Burada da arkadaşlar diyorum ki bunu da bu arada async olarak geriye döndürme kodu yazabilirim. Veya şurada volume tipinde vermem lazım sanırım. Şuraya da cat entity diyeyim şuraya. Return. Yok return value değil. On success'ine burada adama haber verdirebilirim On response mı demiş. On response nokta call on response'a şey diyebilirim yani. Bunun içerisinde bunu verebilirim. Ama ben burada şey diyeceğim. Şöyle yapayım. Success'ine bak buraya value'yu verebilirim buraya. Bunda problem yok ama. Burada eğer bunu async olarak kullanmaya karar verdiysek burada şey olarak. Let volume'ı. Okey verdim. Şuna ne kadar kavram kendisi doldurmuyor burada benim yapacağım şey ulan niye bağlamıyor? Gözümden kaçıyor bak. Net value, net value. Doğru yazdım işte. Vaskeri'de kullanmadık mı projede? Home Interactor'da kullanmışız. Ha şöyle. Ha okey okey okey. Okey okey okey. Okey okey okey. Tamam items ben böyle daha şey düşünüyorum ama garip yani olması Neyse buraya bağladık arkadaşlar. Datamız geldiğini varsayalım şurada items'ı da şöyle boş yolladım veriyorum hani o da geçtikten sonrasında. Böyle kullanılabilir ama biz de dedik ki keti asik kullanacağız. O zaman hoca ben şunu diyebilirim. Hocam geriye geriye adama ket entity döndüreceğim bak. Ket entity dön. Ben bir şekilde bu ket entity'yi sana vereceğim. Tamam mı? Ket entity'yi sana vereceğim. Sen bunu kullanacaksın veya yine şuradaki result type adama geri verebilirim. Hani interaktör çünkü şeyin kararını verecek ya data geldikten sonra ne yapacağını error'u bilmek isteyebilir sonuçta. Error'u bilmek istediği için ben adama diyorum ki sana bunu döneceğim ben sana kanka. Ben sana bunu vereceğim. Sen bunu ne yaparsan yap. Yani şunları ortadan kaldırıyorum aslında direkt burada işlem olarak return response'umu veriyorum. Adama diyorum ki bak işlemim bitti. İşlem bittikten sonra burada bağladım. Cat entity'yi cat entity şurada yani nullable olarak vereceğiz. Bağlanacak. Yes. Mesela bağladım, logimi aldım, oradan çıktım. Tabi buraya birkaç katman bir şeyler daha eklenebilir ama Burada çözmüş olduk. Şimdi bunu buradan çıkardım. Fetch cat code da burada kalsın hani kullanabiliriz ileride. Response network manager'a bağladım. Todo'yu kapattım. Şimdi benim bunu çağırdım. Katmana gidelim. Bir de bunun başına final'ını atalım şöyle. Duratmasını istemiyoruz çünkü biz bunu kimsenin şöyle bir yani neyse alakalı. Presenter'ıma gideyim. şimdi presenter'da arkadaşlar normalde burada fetch catle metodumuz vardı. Kalsın. Hani bunu da değiştireceğiz. Burada da arkadaşlar diyorum ki fetch cat async diyeceğim. Buradan hani görebilin diye ayırdım. Yani. tek de çekelim. Önemli değil. Burada arkadaşlar diyorum ki interaktörün içerisinden ben fetch cats'i çağır. Bak fetch cats değil, bunu çağırıyorum. Fetch cats, buradaki property. Burada zaten bizim için de bir şeyler yaptı. Şurada bak success. Hatta şuradakini direkt alalım. Bak accept edeceğim. Fetch cats async'i çağırdı gördüğünüz gibi. Şurada da bizim için bu dataları çekti. Burada bağladı ama ben bu şekilde kullanmayacağım tabii. Şurada çünkü hani şöyle de kullanabilirim gerçi bakayım. Böyle kullanabilir miyiz? Hayır. Async ekledik. Böyle de kullanabiliyoruz gerçi. Bak async. İlla response atmama gerek yok herhalde. Böyle de bakayım. Kaç defa wait ver. Ha şurayı da vereceğiz. Cool. Tamam şimdi oldu. Şimdi burada arkadaşlar left side of the, şöyle remove yapayım. Tamam. Burası geldi. Burada problem yok. Burası bağlandı. Burada başka neyimiz var? Unresponse. Ya diyor ki bunu result'a ver diyor. Böyle kullanma diyor ama closure'a gerek yok. Aynen. Closure'a gerek yoktur. Dur kaldıracağım. Burası yanlış oldu. Şunu bir tutayım şuradan. Şöyle yapacağım. Interactor. Şöyle. Deminki yazdığımız kodu bir daha yazıyoruz aslında. Response. Values. Response diyeyim şöyle. Response öne gerek yok. Şuraya fetch get async'i verdim. Fetch get async de niye öyle lan bu? Bir dakika, bir şey yanlış yazdık. Fetch get async e verdim. Burada artık yörel vermeme gerek yok ki. Yöreli zaten orada alıyorum ben. Zaten burada metodu yörelini vermedim. HTTP'i vermişim. Buna gerek yok. Bir dakika async'te şunların hiçbirine gerek yok. Şunları sil. Adam zaten görülebiliyor, biliyor. Ben servise atan benim zaten. Bir daha niye adama vereyim? HTTP her şeyini biliyorum ben. Ne yapacağım ne vereceğim. Buraya geldiğinde şunlara gerek yok. Şunlara gerek yok. <laughs> Fetch get async'i çağırdım. Ardından buradaki dedim ki arkadaşlar guard ya da switchinde de attım. Switch demek gibi o response'u bana şimdi şurada bir yazdır kanka. Response şöyle bir bir tane şurada vardı demin. Switch'te yazmıştık. Bir tane daha istedim. O Switch nerede? Daha yazmak istemiyorum. Ha şu. Şu tarz bir şey oluyor zaten. anne. Şu bu kez burada oluyor. response aldı. Bak success olduğunu buraya bağladı. Print olduğunu oraya bağladı. Mis. Burayı da yazdık. buraya da bağladık. Ardından da arkadaşlar benim bu da işim bittikten sonrasında fetch get async de işlemim bitti. Burada sadece items tane hani şurada null olma durumunda buraya array verdim. Boş yolluyorum ekrana dedim. Ondan sonra a geldi dedi. Ne yapıyorsun? Dur, ne yapıyorsun? Alo, alo. Ne yapıyorsun yarın? Neredesin oğlum? Swift yazıyoruz. Yoksun piyasada. Ne zaman geleceksin Swift yazmak yoksa? Ne zaman geleceksin? Vallahi tam geliyordum. Yakaladılar. Yakaladılar. Tamam, güzel. Şimdi biz devam edelim. Fetch Cat Async'imizi yazdık kanka. Tamam burası da ready. Bizim için burasını da hazırladık. Ekranımızda haber vermesini sağladık. O zaman burada sadece neyi çağıracağız? Bu metodu çağıracağız sadece. Bu metodu çağıran kim? Normalde fetch cat demişiz. Fetch cat async'i çağırıyorum. Burada async'i vermemi istiyor benden. Yine bu metodu async mi şartacağız şey o zaman burada. Task açabiliyor muyuz şurada? Açılıyor açılıyor. Şöyle bir... Değil, şey UI'da yani. Business tarafında da açabilirim. Burada şöyle task açıp o zaman değil mi? Task'ın içerisinde bunu çağırabilirim. Ekranda orada bir lojim yok zaten şunun başına await atacağım herhalde. Async'ti kendi anlıyor mu orada? Async atacağım mı orada? Bu şey şu an bu tamam. etkiliyor mu? Bu şey fonksiyonun result'ı. Şuraya şuraya dispatch'ime atarım. Normalde real de şöyle şöyle bir şey daha var. Burada. Heh. Şu Async geçenki kod değil mi? Yollasan aynen buraya şey yazabiliyoruz. Met hmm. sesi ses azmış. Dur alalım. O priority'sini vermeyi diyorsun değil mi? Yo şey bir tane e, şöyle. Closure gibi taskın içine şey yazıyorsun. main actor in, et main actor in yazıyorsun. O orayı şeyde main actor'da çalış şey main thread'de çalış. Nereye attın? Chat'e attım şimdi. Chat'e değil buraya yazdın oğlum direkt. Nereye yazacağım bunu? Bu şey taskın ilk e, braketinin yanına. Normal closure'ın şeyiymiş gibi parametresiymiş gibi ya. Buraya. Aynen ben bende yayın biraz geç geliyor bir göreyim Yok yok içeri şey closure'un şeyini aç. Ee, ha. Braketleri aç. Tamam al. Tamam. Main actor in mi? Aynen. Her yani okay. şey gibi. Yani Clojure'ın parametresini kuşluyormuş gibi. Yani. Ha bu bizim o zaman Dispatch Queue'da yaptığımız UI Logi'nin şeyi mi oluyor yani? Main Queue'da yaptığımız. Aynen. Bu, bu task'ı direkt şeye çeviriyor. Main'de çalıştırıyor, Bitrate'de çalıştırıyor. UI tr tr Trigger edeceği şey için. Anladım. Şu da hiç. Aslında şununla da şunu da yapabilirdim. Okey, tamam. Burada problem yok. Bağladık. UI Trigger eden bir şey Reload Table View ama zaten muhtemelen Reload Table View kadını biz öbür tarafta yazdık ya. Orada UI şeyi çağırmışızdır. Zaten burada çağırmışız aslında. Gerek yok o da. Kalsın şu an. O da bizim için bir bilgi olsun orada. Tamam buraya bağladık. Proje başladı. Çalıştıralım o zaman. Hadi bakalım. Çıktık meydana. Bu it fail verdi çalışma. <laughs> ha network manager vermedik tabii. Şimdi arkadaşlar network manager verme konusu önemli. Network manager verirken siz projenizde benden tavsiye mesela gidin. Alamo Fire network manager'dan network manager nerede burada? Ee, ya bu projenizde sadece bir yerde de oluşturabilirsiniz ama bu bizim ay pardon. Bu dur. Network'me gidelim, orada bir tane singleton instance atalım ha. Şey yapmaya gerek yok burada. Bir bir arama şey konusu. Service locator yazabiliriz burada aslında. Service locator tak tasarımını yapıp dependency'lerimizi aynı getit gibi içerisinde Swift tarafına da koyabiliyoruz bu arada. Onu bir ara bir konuşuruz. Şu anlık buraya şöyle yapalım o zaman. Ne diyorum Memo? Direkt statik Bir hocam. tane bir tane instance yapayım diyorum şöyle. Aynı network manager instance'ı. Buradaki şeyi vereyim buraya. Bizim şuradaki var ya. Şey. Direkt instance'ı buradan alalım yani. Orada da üretebilirim gerçi de. Network config de şöyle oluşturayım. Abstract olduğu sürece sıkıntı yok hocam ya. Yani değişikliği açık oluyor. Aynen. Burada network network config noktasında bro network config nokta base herhalde. Mesela Yok network config değil. Network pete koymuştuk onu değil mi? Yalnız kodlar ne güzel la değil mi? Baksana hiçbir tane bağımlılık yok yani. Şuradaki şu kod Miko aslında yani. Al üzerine istediğini koy sonra. Götür götür parçala. Gayet tatlı. Şimdi buraya yazdık. Tabii şey çalışmayacak. Şunu da verelim arkadaşlar. Instance'ı da onu kontrolü çağırdık mı? Hop. Bak share dedim. Burayı bağladım. Şu an böyle kullanabilirsiniz. Birkaç projenizde falan. Büyüdükçe zaten ben size yine bunun örneklerini göstereceğim. Daha neler yapabilirsiniz diye. Gelsin bakalım. Bu saatler, takip eden, subscribe olan arkadaşlar başta Hoş geldiniz. Bak datalarımız geldi gördüğünüz gibi. Tertemiz kullandık. Hem de bayağı güzel bir katman oldu ama o ne diyorsun? Bence tatlı oldu yani. Temiz hocam ya bu kadar az kodla eee network katmanı nasıl? Vallahi baksana tak diye dönüyor. Error dönüyor. Error dönüyor orada. Şuraya gelmiş bak response dönmüş. Success görmüş. Burayı bağlamış. Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız şöyle bir logic var. Şunu yapalım Memo. Diyelim ki adam servisi yanlış yolladı. Tamam mı? Yanlış yolladı ve error göstermek istiyor. Error senaryosu bağlayacak. Tamam mı? Error senaryosunu bağlayalım. Şimdi bizim bir tane error handler tarzı bir şey yazacağım ben şu an buraya. Error handler'ı da base servislere koyacağım. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle. Tabi bunlar artık biraz base kısmına girdiği için, product tabi base diye, yani network'in altında oluşturayım da bari hepsi aynı yerde olsun sonra söylemeyin ama. Ee, şuraya geleyim. Zaten bu komple product, network manager oldu ama neyse önemli değil. Buraya bir tane arkadaşlar, e, error handler yazacağım tamam mı buraya, error handler. Buraya bak mesela bu burayı şey yaparsan, e, hoşuna gitmez söyleriz zaten. Yayınlan şey gelip sana yayın vereyim bu arada. Çok geç geliyor mu yandan? <laughs> Bana bir iki saniye geç geliyor hocam ben görüyorum. ya yani. Tamam cool. Şimdi bir tane error handler yazacağım da ona bakarsın. Hani burası kafamıza oturmaz. Seni gününde ederiz. Bir tane error handler error network network error handler yazıyorum. Okey. Buradaki amacım şu. Bana bir tane bir kere bu iş yapamamam için adamın bana bir tane handle error tarzı bir tane metot yazacağım ben burada. Function handle error diyeceğim. Ve bu adamın bana diyeceğim ki bana bir tane error vereceksin abi sen diyeceğim. Error vereceksin. Okey. Error verecek bana. İki. Benim burada iki yapacağım işlem şu. Ben şunu istiyorum. Ekranda error geldiğinde errorun tipine falan da filan bakacağız ama basitçe ekranda bir tane şey kodu üretelim. İşte ee, işte activity dosya ya da alert dialog çıksın. Onu da şöyle dispatch queue'da şöyle yapalım bir tane. Bir tane onun için let alert yapıyorum. Şöyle onun, onun zaten o kodu ezber bu kod zaten yazacaktır. Bir tane erroru bak şurada yaptım. Error'u yazdık buraya. Okey. Burada problem yok. Alerte bir tane ed action ekleyelim. Bir tane de buton ekle kanka evet. sen bana bir tane. Okey geldi. Bunu da şimdi gösterme kodu için benim burada view controller'a ihtiyacım var. View controller'da almak için burada diyorum ki bir tane bana view controller objesi ver. View controller. Buna da diyorum ki UI view controller. Okey. Burada arkadaşlar siz tarafında mı var? Şunu yapabiliriz sanki. Bunun başına View atıyorum. Ve bu adam... Tamam, tamam, tamam. hocam. Ya. Bunda, bundan no alay bul yapıyorum o sayede. Sonuç olarak ne amacımız ne bu arada arkadaşlar? Strong olmasın. Yani bu klasın içerisinde view controller'la bu klası kullanacak iki bağ arasındaki bağ tamamen soft bir hale getiriyoruz. Yani ne amacı sağlıyor? Yarın bir gün bir sayfada bir GG olur, bir yer olur, bir şey olur, o olur, bu olur. Arada bir bağlar koptuğu zaman tak diye bu obje ölüyor yani. Obje'nin ölmesi için aslında bu bir atıyoruz burada. Yani life şeye girmesin. Neydi onun adı? Ne diyorduk lan biz ona? Ya şu an elimizde herhangi bir Afrika işlem olmadığı için closure falan da hani Aynen. memory leak olmaz mı? ama ama o ileride olabilir yani. Async await grant'ta zaten memory leak'e çok düşme şansımız yok bakıldığında. Aynen. Şey referans tutmuyor. Hem referans tutmuyor hem de işlemler bu kez şey değil ya concurrent şeylerlemiyor ilerlemiyor. Hani senkro olarak yani en nokta her şeyi takip ediyor zaten. Bütün komutlar aynıysa problem yok. Öbür tarafta bir yerden closure gelip öbürünü kapatınca <laughs> ölüyor. Şimdi handle error'u verdim buraya. Okey. Bunu verdikten sonra arkadaşlar devam gereken şey self .viewcontroller present diyebilecek miyim? Present dedim. Doğru dedim. Self nokta present burada. Present arkadaşlar. Alert'ı veriyorum. Animate de true veriyorum. Sadece bu işlemi ne yapmamız lazım her zaman için? Dispatch queue'da yapıp main thread yani ekranı ilgilendirecek bütün kodlar main thread'de sayın dostlarım. Bu burayı unutmayalım dispatch queue'da main diyorum. Main dedikten sonrasında buraya aldım. Ha şu asinkinden unuttum. Hop buraya yaptım. Burada sadece ek olarak yine arkadaşlar sayfaların ölmesi, o durum vesaire vesaire. Burada bir tane weak self atarsanız burada in derseniz bu başlamadan önce de şöyle bir kullanımımız var. Şöyle self eşittir self diye şöyle kullan. Buna sanırım bir şey getirmişler yine de. Göremedim onu tam. Önemli değil. Bir şey var. U, sert diye bir şey var. O soru işareti koymanı falan yani onu koymana gerek kalmıyor. Yolla bakayım chatten. Tarzına bakalım. Şey, o, o tartım bilmiyorum. Bakalım. Ya yani bu sayede ne yapmış olduk? UI'yi ilgilendiren bir logiği, UI tarafında yapıp ekranımızda logimizi kaldırmış olduk. Diğer alama file'ler vesaire olduğu için mesela URL session'la yapmış olsaydık o da mantıklı tabii. Hani orada bizim background thread'leri falan kendimiz yönetmemiz lazım. Sonuçta işte servis işte atılıyor. Üyeye üye etkilemeyecek hiçbir şeyi main thread'de yapmamamız lazım. Asıl, asıl, olay bu. Onu yapabiliriz. Yazdım chat, chat hocam. Şuraya mı anavlut atıyoruz? Aynen. Yine big self'in yani. yerine. Anovnut. Anovnut'un tam karşılığı neydi? Yani bunun. Sahiplenme. Yani burada bir sorun oluşursa o Cycle'a girmesin noktasında mı yapıyoruz şu an? Buradaki yani tam olarak bundaki çıktığımız ne? Unallocated yani weak yerine kullanıyoruz. Weak derdi dedik adamı, bağım şey olmasın. Bu şey, e, tam ben de arkasındaki aradaki farkı bilmiyorum da. Bu da yine e, weak referans tutuyor yani şey yapıyor, strong tutmuyor. Bunu ama bir, şey bir, weak, bir, bir unallocated un şey arasındaki tam farkı bilmiyorum. Bir çıktısı vardı bunda ama ben onu hatırlayamadım. Ben de bir araştırmıştım bunları da. Ben şöyle bir baktım şöyle chatcp'de sordum bakayım. Weak referansla benzerdi ancak Unlocked referanslar referanslı bir nesnenin bir nil olacağını varsaymaz. Bak ettikleri nesnenin yerinde nil olacağını varsaymaz diyor. Yani diyor ki bu obje nil gelmeyecek diyor aslında. Anladın mı? Weak referansla benzerdir diyor ama Bunlar da Unlocked referanslar referanslı bir nesnenin nesnenin bir yerinde nesnede nil olacağını varsaymaz. Her zaman deyilen Weak Ana unut her zaman değerli olan viktir diyor. Yani aslında ne olmuş oluyor? Bağımlılık yine düşük oluyor ama bunun tek farkı nal olmayacağını söylüyoruz. nal olamaz diyoruz bu self. Değil mi? Oradan benim anladığım bu. Benim O zaman şey UI UI controller'ın sonundaki soru işaretini kaldırınca kızmaması lazım. Şimdi burada şey diyor ama nesne kendi haline sersevoltu runtime crash olacak. Runtime genelde crash atabiliyormuş bak. runtime'de crash yapabiliyormuş bu durum üzerinde. Yani dikkat edin, dikkatli kullanılmazsa type olarak. Bir tık late gibi kanka bu. Late gibi anladın mı? Benim anladım. Bir tık late kullanımı gibi. ben burada wiki kullanmaya devam edeceğim ondan dolayı. <laughs> yani çünkü will şey ana unutta kanka şey durum var yani diyor hani burada adam hani okuduğundan anladığım kadarıyla nesne kadar hala referans olursa bu bu bir hata yani e, Unownute referansı kullanırken dikkat çünkü referans alınan nesne yok edildiğinde hata referans alıyorsa, hala referans alıyorsa bu, durumda runtime crash olur diyor. Yani bu kullanılıyorsa öldükten sonra anladın mı? anladım. Şey, compile time'da kızmıyor ama runtime'da hala crash atabilir diyor. Runtime'da crash atabilir diyor. Yani hani engellememiş oluyorsun bir şey aslında bakıldığında. Bizim derdimiz hani öldükten sonrasını engellemek olduğu için tamam. Bunu da buraya koyduk şimdi. Network Error Handler arkadaşlar bozmadan hemen bağladık. Şimdi Network Error Handler nerede olacak sorusuna cevabı arkadaşlar. Biz Network Error Handler'ları yapabilmemiz için aslında bunların sonuç olarak UI'yi ilgilendirdiği için benim Controller objesine ihtiyacım var. Controller objem benim nerede? UI'da. View Controller'da değil mi? View Controller'da bu işi yapıyorum. Burada Presenter'ım var, oyun var, buyun var işte. Sayfam var, bilmem ne işlemim var falan filan. Ya ben burada arkadaşlar Presenter üzerinde diyeceğim ki benim e, yayımdaki yapacağım logiklerimde bunu çağıracak bir network error handle oraya koyacağım. Ya da arkadaşlarım şöyle olacak. Şimdi home interaktöre gittim. Ama şimdi. Aslında orayı şey delegate pattern yapsak da güzel olur diyor. Şimdi nereye koyacağımı düşünüyorum şu an. Şimdi mesela burada hata geldi tamam Bak burada hatamız geldi. Hatamız geldikten sonra bizim ihtiyacımız olan şey sonuç olarak benim elimde bir tane network error handle diye bir şey var. Tamam ben network error handle'ları yazdım. Bunda problem yok. Şimdi benim buradaki derdim şu. Bir kere buraya bir tane view controller set edeceğim. View controller set ettikten sonrası da proje çalışacak. Yani aslında home interactor içerisinde home interactor'ın yaptığım logiklerde ben pardon interactor'da yapmayacağım bunu. Presenter'da pardon. Presenter'ın içerisinde benim elimde init olduğu anda ben aslında burada bir tane hani ya burada oluşturacağım. Bak ya burada oluşturacağım error handler'ım objemi. Error handler'ım. Burada oluşturursam bunun sıkıntısı ne? Bütün aslında yapacağım işlemlerde arkadaşlar bütün yapacağım işlemde yazmam gerekiyor bunu sonuç olarak bakıldığında. Ben de diyorum ki bütün her yazmayalım ben bu. Bunu. Öyle bir yazalım ki bunu. Yani buradaki şey herkes bunu kullanacak, şey kullanacak kıvamda olsun yani. Bunu üzerine devam edebilsin mesela. Öyle bir yer şey, ara şey olur. nasıl olur? Şey nasıl olurdu hocam bunu bir protokole çevirsek e, o içindeki alert metodunu da extension'la default olarak versek. Yani adam ezmek isterse ezsin ama ezmek istemezse biz default'unu verelim. Yine dele geçecektin de kendi instance'ını orada versin. Sen şöyle kullanalım diyorsun. Extension yazalım bir tane UI View Controller'a buraya. Şey er error handler. Aha. Bunu class değil de protokole çevirsek diyorum. Ben şöyle anladım. Ben de dedim ki herhangi bir View Controller'da bunu yapacaksak Yok. bunu yapalım. Sen ne dedin? Sen seninkini söyle. Güzel çıktı. Ben dedim ki bu network network error handle'ı protokole çevirelim. Tamam. Yine bizden bir delegate istesin, bir var e, şeyini istesin. Bu metodu protokole extension olarak yazalım. Handle error şeklinde. Yani default bir kullanım vermiş olalım biz için. Ama adam almak ezmek isterse de gidip ezebilir yani. Sen diyorsun ki handle error buraya yazarım ben. Böyle yazarım. Sonrasında da buna gelir. Extension'ı kullanırım extension üzerinden de network handler 2'ye yazarım bunu. Doğru muyum? Şöyle yaparım diyorsun. Doğru. Sap nokta da buraya bağlarım. Şimdi e, bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Burada Hatta şey olması için mesela daha iOS tarafına uygun olması için view controller değil de delegate veririm mesela. Şeydeki gibi mesela table view'un delegate, delegate yapar Yani aslında senin derdin şu. Sen diyorsun ki bu present adam buraya view controller yollamasın kocaman bir objeyi. Aslında bizim burada yapacağımız olay ne biliyor musun? Bir tane protokol yapacağız buraya tamam mı? Genel bir protokol ve diyeceğiz ki UI mesela UI network tamam mı? mesela UI network bilmiyorum adı şu an çok kafama oturmadı ama öyle olsun UI network olsun. UI network protokol diyeyim şuraya da hani. UI network input diyeyim hatta. Bu input'un içerisinde diyeceğim ki bana bir tane presenter diye bir tane metot present diye bir tane metot ver diyorsun benim anladığım tamam mı function aslında ben şöyle yapsak daha güzel olur geldi bana bu adam bana bir tane alert controller versin beni bunu kullanabilmem için bir tane controller bunu kullanacak adam bana bunu verecek sonuçta ve ben burada sonrasında bunu alıyorum buradan buraya bağlıyorum sana diyorum ki bana bunu verme artık bunu verme bana bana şey ver kanka burada UI network input'u ver bana bunu kullanacak adam tamam mı ben artık controller'ı buraya almadığıma göre bunu koymama gerek yok view input dedim buna. Aynen. Input orası de, de, delegate olmuş oluyor. Aynen buraya artık delegate yapmış olduk. Burada bunu da hatta latin'de atabilirim. Niye illa hani var yapmıyorum? Değişmeyecek sonuç olarak. Böyle kalabilir. Tamam buraya bağladım. Buraya bağladıktan sonra bu adam bu adam bana neyi veriyor şimdi? Bu adam başlarken buraya bana şey verecek işte. UI network input'u verecek. Doğru mu? View input olarak adamdan alacağım bunu. Delegate'inde. Şimdi buraya bağladım. Buraya geldikten sonra adam bunu yaptıktan sonra diyecek ki View input nokta present doğru mu? Buraya da alert'ı verecek adamın yapacağı bu kadar. Aynen. Şimdi burada ne yaptık? Parçalamış olduk. Güzel. View controller'da view input yaptık, buraya yaptık olduk. Şunları bir çıkarttı. Bu üçü de <laughs> üçü de ayrı bir bakış bu arada, üçü de ayrı ayrı, ayrı güzel dokunuş aslında. Yani baş, şu view kontrolleri yazmak da eğlenceli bu arada. Genel anlamda mesela genel alert olanım varsa böyle yazardım. Bütün UI view controllera tek tek yazmamak için. Yani tek bir yerde olsun diye. Burada böyle kullandık. Okey. Şimdi bunu kullanacak adam kim kanka? Mesela bunu kullanacak adam benim presenter'ım, doğru mu? Buraya diyorum ki let bana bir tane ee, ne oluşturalım? Network network error handler diyelim, doğru mu? Buraya da network <laughs> error handler'ı verdim buraya. Network error handler'ı verdim. Network address, network error network handler oluştururken adamın network error handler oluştururken benim burada yapacağım işlem şu. Network handler'a bana burada e, network input diye bir şey yolla. Değil mi? Yani benim anladığım bunu yapacağız şu an. Yani network input. Network input'u yolladı bana. Net work error handler. Okay. Şimdi bunu kullanan adam kim? Controller. Controller gidiyor. Ulan, gecenin üçünde şöyle yayılıyor. <laughs> lan bana da böyle bela mı olsaydı lan benim. <laughs> lan. Bak buraya geldiğinde sen değil mi şöyle yapacağız diyorsun. Abi şuraya gelirsin bir tane extension açarsın. Home view controller diye. Mesela. Aynen, ve buraya Şimdi protokolden alırız. Buraya da dersin ki diyorsun ki error. Ee, error input. Ee, error input değil de. <laughs> Neydi network error muydu? Ee, UI network input. <laughs> ya network input gelir bunun içerisinde de kanka dersin sen bu proje başladığında sen burada dispatch queue'nda yine dispatch queue'un üzerinde aslında o şeydekini kaldırabiliriz aslında çünkü orada bir logic olmuyor zaten network error handler'da değil mi buradaki şuna gerek yok çünkü sonuç olarak alert oluşturuyorum hiçbir şey çağırmıyorum bunu buradan aldım peki alış şeklimin tatlılığını <laughs> adamı üstten kettim aşağı koydum anasını o kadar alışmışım ki çalmaya, çırpmaya. <laughs> Şimdi... o, zaman, o zaman şöyle şöyle büyük bir, bir şey e, kaçık olsa ki present burada UI alert controller almayacak da UI alert controller dönecek sanki. UI alert kolon dönmeyecek de ben burada şey diyecektim işte present'a da bunu verecektim. Tamam, alert controller nereden gelecek parametre şey argümandaki? Adam veriyor işte. Adam dolduruyor bunun içini. Bak. Şimdi ne oldu burada? Şu an şey bak present fonksiyonu zaten şey UI network input'tan geliyor. Şu an e, Hayır. fonksiyonun içinde aynı fonksiyon arıyoruz. Ha isim olarak aynı oldu. İsim olarak aynı oldu. Present alert diyeyim buna. Ha. Al kanka niye kastın? Al, al. Ha okey tamam. tamam present. present isim aynı olduğu için karışabilir. Inherit olmuş olabilir doğru. Present alert diyeceğiz buna. Mesela i̇şte böyle diyebiliriz ismini çok şey değil. Buraya da böyle bağlamış olduk. Bağımsızlaştırdık. Zaten burada self demem lazım. burada Self nokta. Böyle bağlarsak. Controller. Dur şöyle yapacağım. Self nokta present. Presenter. Hayır present. Ne presenter ya? Yani? Lan direkt present nerede bunun? Self present nokta. Present, present diye bir şey yok ya. Oğlum, view kontrolü değil mi sonuçta biz şu an? view controller'ı bunu nasıl yazıyoruz? Elimizde view controller'dayız işte. View controller'da demin yazmıştım ben sanki error'un içerisinde. Dur bakayım neredeymiş o? Bunu burada yazdık ya demin. Display çıkıyor. Self nokta present işte bu. Ya view controller sonuçta. Bu. Bu işte. Tam bitti. Tak demiş. O da gözümüze çarptı işte. Alert. Alert de bu. Controller işte. Alert controller. <laughs> okay, şey navigasyondaki alert. Aynen. Şey, aynen. E, evet. aynen. Şimdi buraya geldiğimizde buraya döndüğümde artık fetch cat async'ten arkadaşlar dedim ki bir tane switch'ini yazdım. Yine kesin yanlış yazacağım bunu bu arada. ha <laughs> yazıyor mu? Aa, adam yazıyor mu zaten? Biz mal gibi yazıyorum bunu orada. <laughs> Success olduğunda hani direkt zaten şunu her türlü ekrana döneceğiz demişiz bu arada. Fetch cat e, interact'te da Bir dakika. Interact'te da yazmıyor yazmıyoruz. Interact zaten böyle çalışacak. Bir dakika onu aldım buradan. Interact'lere karışmayın. Şey yazacağız. Presenter'a. Nerede bu kankam? Heh, buraya yazmışız zaten. Tam bu reload'unu çalıştıracak. Buraya geldi de arkadaşlar error handler'ın içerisinden ne yazdık acaba onun adına? Network error handler'ın içerisinde var lan var ne yok. Neyi değişti? Ha ismini yanlış yazdık. Okey. Düzelttim ismini. Network error handler'ın içerisinden arkadaşlar. Burada view input'a buna gerek yok. Handle error dedim. Burada zaten failure'ın içerisinde Nerede benim o file ürün item'ı? Error'u şöyle yaparsam sanırım. Error diye. Böyle de error gelecek zaten. Bitti. Network error'ımı da buradan yollamış oldum. Yani parçalama evet. Bunu bu arada base yapabiliriz. Bunu da bir sonraki şeyde yaparız. Konuşuruz onu netten. Şu an burada bağlı bir içeriği 2 saat uzatmayacağım ama ben şey düşünüyordum mesela Memo. Network Error Handler yaptığımız logi her defasında yazmayalım. Tamam mı? Hani Mesela bütün presenterlar kullansın diye yazacağım diye düşünürdüm. O zaman bir tane protokol yazardım yine buraya. Protokol yazdık da protokol Ben yani Buraya derdim ki base mesela presenter. Mesela projenin base presenter'ı. Base presenter'ın içerisindeyken bu network error handler'ı ama bunu base view kontrolü de yapmak lazım. Yok o zaman yine yemez. Base view çünkü her türlü controller aldığım için tamam mı? Base presenter'a bu özellik adandırsam da Base View Controller'a da bir şey yazmam lazım. Home View Controller'a. Yani Home evet. View Controller'da benim öyle bir özelliğim olması lazım ki ne oldu bu? Benim o, tam aklımdaki şey şuydu hocam. Ee, ben dedim ki bir protokolü yazalım. Bunu da mesela UI View Controller'a kısıtlayalım. Default metodunu da verelim. Adam isterse etsin, istemezse esmesin. Ee, bizim presenter'da zaten View'un instance olduğu için mesela orada direkt o metodun üzerinden çağırabiliriz diye düşündüm. Ona bir bakarız şu an. O tam bu kafama oturmadı çünkü. Bu da böyle verebiliyor muyduk ya direkt ya bir kontrol diye. Uyuyor mu burada? Şey, aso associated type vermemiz lazım. Ay onu kullanırsam veriyorsun. Onu böyle yaparsam vermem lazım. Böyle ne yer, ne böyle parçaladım işte. Yani ver yazmak yerine böyle yazdım. Şu an baskerde kullanılmaz bu. Hani şuraya yazamam şu an. Hata vermesi lazım. I got the. That's yes, yes. Bence gayet iyi ya. Bu kafayı anlayacağız. şimdi buraya base yazarsak milletin kafası yanacak. <laughs> burada buraya kadar gelmemizin evet. en büyük avantajı şu oldu arkadaşlar. Şurada Şu kodu yazabiliriz artık. Bakın gelen error if error ya da guard diye yazabilir mesela guard ya da şöyle diyeyim mesela bizim şimdi buraya e, error koyduk ya burada bir dakika. Error'un ne olduğunu nasıl anlayacağız? Burada şöyle anlayacağız. Switch'le de yazabilirdik gerçi ama öyle olmaz ki. If diyelim mesela error eşit eşit my customer müydü? Custom error yazdım. Custom error nokta network error ise mesela for example hiçbir alak göstermek istemiyorum diyebilirsiniz. Sizin denizde bu. Yani burada ben böyle bir kod yazabilirim. Insert as custom error. Niye hata veriyor? Error, error. Error yolladık aslında. Nokta raw de. herhalde. Volume. Niye gelmiyor lan bu? Bakalım. E buraya error diye yazmışım işte. Error kardeşim bu da. Vallahi error. Error yazmıştım. Ee, şu error mu kızıyor? İsim mi yanlış acaba? Ya ne kızıyor la bu? As F error. Bak bu yazdığım extension buraya geldi görüyor musun? <laughs> As F error neymiş ya? niye böyle bir metot var la burada e -f -error. bunu kim yazdan satayım ben yazmadım la bu ezf error diye bir şey anama fire'dan geliyor bu error anama fire error'u muydu ben ona bakmadım ki tabi <laughs> bu ef anama fire'ın error'uymuş lan bu. neyse bunu sonradan çıkartırız normalde bu ben bunu yo swift'ten gelmiş yo sallamayalım hemen bir dakika ef bunun error'u tamam o zaman böyle şey yazayım iz yazayım buraya böyle bir yazabiliyor muyuz burada Ezecek hmm. ee, i̇flet, iflet tarzı bir şey olabilir belki hocam ya. Bak neyi alamıyoruz biliyor musun şurada? Lokalizin mod bir şey alıyor burada. Bak, enam kez defans karşısında deme evre diyor. Network burada da şöyle bir kullanım. Şey Public yazmadık var. diye mi? Ya burada var. Network error var işte. Atıyorum çatıda. Işte, gada 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 yolla bakayım. İfletin içerisinde şey yapmışlar ya. şöyle guard light diyelim şu hadi benden de guard olsun ben de biraz kendim başka yapayım type demiş o zaman object dediğine error is custom error Evet. Nalayı bu kestetmiş, nal değilse diye çek etmiş. Lekka, error as is değil pardon. As bu mu? Aynen. Guard yazdım. Guard yazdım. Eğer as buysa aşağı gelecek. Ee, değil mi? As guard. Else'ni yazdım. Buraya girerse bu değilse error'u göstersin. Yani buysa göstersin, bu değilse göstermesin. Böyle yazayım kodu. Mesela böyle bağladım. Böyle bağlamış olalım. Bakalım. Okey. Ama burada görüyor musun? Custom error hep hata verdi. Custom Error Oğlum bu Custom <laughs> O Inheritance'la alakalı bir şey yaptı Kafası yandı onun ya. Guard Let o zaman kullanmayacağız. If Type eşit demiş gerçeği. Bunu o zaman şöyle yapacağız. Hayır Guard'ı Guard diyeceğiz burada. Guard Error ez diyeceğim. Bu mu diyeceğim aslında. Bu değil mi o zaman? O da hata veriyor. Kullanımı tam anlayamadım hangisini söyleyeceğim, hangisini yapacağım. Iflet de yapsam aynı hatayı verecek bu arada muhtemelen bak. Iflet yapayım ahsen'in iffet al. Iflet tab, object, object zaten error. Error burada. Şöyle, şöyle bir type check daha yapmışlar. T noktası <laughs> şimdi. <laughs> Ama bunlar protokol, monotokolde bak kurtarmaz o iş. Şey, error da protokol değil mi Error Şu an protokol an... müydü? Bakalım. Protokolmüş. Teşekkürler. Ee, dana 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 dana. Error nokta self. O zaman şöyle olacak. Abi oldu. If conforms bu customer error'sa Tabu customer error kastım hangisi de nasıl bakacağım o zaman buradan? ben buradan? Şu an type atmış olmuşlar lazım. Yok ama bu sadece is diye attı. Diye atmadı. Sen ez diye derdi conforms eşit değil nil dersem anladın mı şöyle olurdu. Ha conforms o zaman gördün mü? Er geldi buraya. Ama yine istediğim şey gelmedi yani. Ne ne bir şey öneriyor ama kafası yemiş orada. Bakayım. I got that too. Efendim canım benim. Let conforms. tamam yazdık olmuyor ama. Custom error'ın um ben adama diyeceğim ki error type buysa bunu yapacak gibi kod yazdırmak istiyorum adama. Diyeceğim tek şey bu ya. Nerede bu? Alamo error. Error. Yani şöyle bir yazdım soralım hemen. Hemen chat kardeşimiz ayaktadır. O bizi çözer şimdi. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kodun deep time'dayız. Ee, herkes ifletle yapmış ya. Başka bir şey göremedim direkt yani öyle şey bak. Aperor diye bir şey yapmış dönmüş de. şekilde Şimdi burada basit bir noktamız kaldı. Dibine kadar geldik. Anlayacağız ama önemli değil. Şimdi anlayacağız. Aa buldum. Böyle bir kullanım var mı lan? If case'de böyle bir kullanım mı var lan Bakayım. Customer nokta network error. Bir tane kod attım hocam sanki bunun çalışması lazım. Aa buldum çalıştı. <laughs> buldum buldum. Koda bak if case yapabiliyor musun? Bak bilmiyordum ha. Direkt eleme sorusu bu arada. <laughs> bu sanırım yeni gelen özelliklerden bir tanesi ya bu. Ee, tamam bu if case not work error benim errorumsa hiçbir şey yapma öbür durumlarda göster. Mesela böyle bir şey yapalım tamam mı? Ya da benim errorumsa göstersin sadece. Mesela bu senaryo yaptık diyelim arkadaşlar. Tamam başardık. We got this. <laughs> Şimdi gelelim. Son olarak şunu yapalım o zaman. Memo. Bozalım. Fetch Cat'in içerisinde ee, nasıl bozalım? HTTP demiştik şuraya. HTTP JSON gibi dummy diyelim şuraya. Dummy JSON dersem sanırım bozulacak şu an istek. Ve benim bu bozulması karşısında şeyi görüyor olmam lazım. Nereye gelmişiz ya böyle? Domi, tanıyacağız. İyi gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kod var kod. Şimdi şuraya alayım. Bu leş gibi yayı şu yayı biri bir kod bir yere. Bir, bir sonraki yayı düzeltelim ya. Şimdi hata gelmiş olmalı. Bir şey yapmalı. Hey, evet bakalım bir hata geldi mi? Gelmedi. Ne oldu? Falan, tamam filan. Response geldi. Response failure, ee, response validation dedi. Yani adamın kendi verdiği custom error geldi. Tamam, biz diyelim ki, hoca, Hayır, şey, şey tam, gelmeden, doğru geldi. Error gelmedi. Yani, tam bu doğru geldi. Alpha error geldi. Aynen. çünkü orada şöyle diyeceğiz, hoca, failure olunca adamın döndüğünü dönme mesela. Yani diyelim ki sonunda da buna çevirdik. Tek, tek, evet. yeah, we got this ve dedi abi, Ve Müthiş, 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 müthiş. Tamam. Şimdi o kodda düzeltelim. Az 10 numara 5 yıldız network manager'lı falan katmanı. Burada yapması gereken bizim demo'yla memo memo'yla konuşmuş olduğumuz base katmanlarının yazılıp bütün projede yazılacak katmanların uygulanması ama böyle 3 4 10 sayfalık projelerde çok inaf varası şu an. Olduk ya yani network manager'lı oldukça inaf. Ee, şeyi koyacağınız yer sizin elinizde. Buraya da koyabilirsin. Interaktöre koymama gerek yok ama presenter karar veriyor. Yani view ile bağlantı olduğu için Burada yapması gereken bir view kontrol düzgün bir logic yazıp onu çağırmak kullanmak ama şu anlık laf arkadaşlar umarım bu kafada anlaşılmıştır yani doğrudan anlaşılması zor ama teknik olarak çıktısı çok yüksek bir çıktı bunlar yani şu yaptıklarımızı düzgün matematikte bile kafaya aldıysanız mükemmel mükemmel bir çıktı almışsınızdır diye düşünüyorum hem ama bence çok iyi. Tabii ki hocam burada önemli olan görür zaten yani. şeyi Şöyle metnök menajerliğimizle yazdık tam GGP dedim, push dedim. O zaman YouTube'daki dostlarım sizlerle tekrar görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. YouTube sensizimizi 3, 2, 1 dedim. Hop.